Evet, selamlar saygılar efendim. Shakhtar Donetsk Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçına hoş geldiniz. Shakhtar Donetsk maça başladı. Maçtan öncesi Galatasaray'ın Shakhtar Donetsk'te ilk maçı vardı. O maç 1-1 bitmişti. Puan usulü biliyorsunuz. Baskısı Galatasaray'ın sonuç veriyor. Şimdi top alan Tete. Tete pası verdi. Icardi olmadı. Dönen top Tete girişine vurdu. Out'a. Tete gelişine vurdu avuta. Baskımız devam edecek. Şimdi Edmilson. Etovya Edmilson. Oo, sert bir hareket. Hakem oynayın dedi. Shakhtar'ın hata tehlikeli gelişebilir. Dokundu. Sudakov. Sudakov ondan önce Sanchez. Sanchez savunmada önemli bir şekilde işini yapıyor. Bu arada Shakhtar'ın hata devam ediyor. Orta gelebilir. Tehlikeli pozisyon vurdu. Direkten döndü Shakhtar hata. Aman aman offside. Offside bakın. Çok net bir şekilde offside olduğu belli. Shakhtar baskıyı arttırmak düşüncesinde. Zubkov hatalı pas. Savunmamızın da müdahalesi geldi. Atak devam edecek. Orta ceza sahası içine. Diallo vurdu. Dönen top. Aman uzaklaştırın onu. Aman uzaklaştırın. Shakhtar hata. Angelinho. Traore kalecimiz. Aman diyorum. Tehlikeye geldi Shakhtar. Atak devam edecek. Angelinho. O bölgede çok fazla hata yaptı Angelinho. Şimdi Shakhtar hata. Orta ceza sahasına kafa vurdu. Out'a gitti. Traore. Çok zorlandık. Edmilson. Orta. Icardi savunma kafayı vurdu. Otovi Edmilson. Çok iyi oyun kuruyor orada. Bir orkestra şefi gibi çok iyi oyun kuruyor. Otovi Edmilson pası verdi. Luis. Otovi Edmilson pası verdi. Savunmaya çarptı. Shakhtar uzaklaştırdı. Shakhtar'ın hata soldan devam edecek. Ve hakem ilk yarı bitirdi. Gerçekten çok tempolu bir maç. Çok hızlı bir maç. Çok fazla pozisyon olmasına rağmen çok ciddi pozisyon yakalama fırsatları bulamadı takımlar. Tempolu bir maç olmasına rağmen cümlemi düzelttim. Shakhtar'ın ikinci yarıda bizim pas hatamızla topu kapmasını izledik. Şimdi Matvenko. Shakhtar savunmalı top çeviriyor. Topu kaptı Icardi ile. Icardi pası attı. Sebastian Villa baskımız sonuç verdi. Sebastian Villa ilk içi soldan girdi. Golü attı Sebastian Villa. Sebastian Villa golü attı. Galatasaray Sebastian Villa'nın 48. dakikada attığı golle 1-0 önde. İşte Sebastian Villa'nın harika dansı. Sebastian Villa. Galatasaray çok önemli bir avantaj sağladı. UEFA kupası garanti gibi. Bu maçı bu skorla bitirirsek Galatasaray. Shakhtar santrayı yaptı. Savunmasından dolayı çok tehlikeli bir takım olduğunu biliyorduk Shakhtar'ın. Grupta en çekindiğim takımdı Shakhtar Donetsk. Savunma ve orta saha bloğu birbirine çok yakın oynayan bir takım ve genelde de hata yapmayan bir takım. Golü yedikten sonra da gayet iyi paslarla orta sahaya kadar geldi Shakhtar takımı. Konopalya topu sürdü. Oradan çıkabilir mi? Luis'in baskısı Nelson hakem faul verdi. Hemen kullandı. Zubkov orta Traore. Çok çabuk gol yedik. Biraz dayanabilsek işler değişebilir. Traore bu arada adamın içinden geçti. İçinden geçerim dedi. İçinden geçti Traore. Evet, enteresan. Bakın bir daha izleyelim orayı. Hop geçerim dedi, geçti. Gerçekten Traore Galatasaray'ın içinden geçti. Evet. Takım arkadaşları onu içinden geçtiği için tebrik ediyor. Bakın nasıl eğleniyorlar. Evet. Skor 1-1 oldu. 52. dakika. Bu skor iki takıma da çok fazla yaramayacak. Orta ceza sahası içine doğru. Son anda kaleci Sebastian Villa'dan önce atak yapmaya çalışıyoruz. Net pozisyon bulmaya çalışıyoruz. Villa topu aldı. Sebastian Villa. Yeni transferlerden biri. Tete verdi pası. Icardi offside. Offside. Bayrağı kalktı. Şöyle bir şaşırdık. Ne offside diye ama offside'miş gördüğünüz gibi. Galatasaray'ımızın atağı devam edecek. Sol taraftan topu aldık. Victor Nelson. Orta ceza sahası. Icardi. 71. dakika. Galatasaray gole bir kez daha yaklaştı. Şampiyonlar Ligi'nde bu arada oyuncu değişikliği. Tete ve Icardi çıkıyor. Bakambu ve Aktürkoğlu girdi. Orta ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Korner. Aman. Aman Shakhtar'ın bu tip pozisyonları tehlikeli oluyor. Son dakikalar artık 3 dakikaya girdik. Atak pozisyonu bulacağız mı? Evet, topu aldı. Sasha Boye orta. Luis Bocambo resmen topa baktı. Çok yorulgun görünüyor Galatasaray futbolcular. Ciddi bir revizyona gideceğim. Başta onu söyleyeyim. Öncelikle bu maçı da
efsane değil artık normal süperstarda oynadım arkadaşlar. Ya da efsanenin bir düşüğü hangisiyse onda oynadım. Evet, Galatasaray'ımızın Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi durumu 7-6-5-3 puanımız var. Bizim 5 puanımız var. Hala şansımız var. UEFA garanti gibi görünüyor. Ve toplamda da 4 maç yapmışız. Evet, video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın efendim. Bir sonraki maçta görüşürüz.